Gençler merhabalar. Kafes 17'deyiz. İki soru var. İkisini de ikişer dakikada yapmanı istiyorum. Olur mu? İstersen açıklamalar bölümüne tıkla. Oradan temiz pdf'sini al. Onun üzerine yap. Çizeceksen hani soruyu tamam. Yani bir ekstradan bir çizim için bekleyebiliriz. Ama ondan sonra da iki dakika vakit tut. Ve iki dakikada bu ilk soru da bence yapılabilir. Üzerinde bir baskı kurmak gibi olsun. Bu arada eğer sınavlarda süreyi yetiştiremeyen varsa bana kalırsa süreyi yetiştirebilmenin e, yöntemi benim bildiğim ve zamanda benim uyguladığım yöntem mucize bir şey değil yani e, normal soru çözerken normal zamanda evde okulda dershanede soru çözerken de süre tutarak soru çözün yani üzerinizde sınav anındaki o baskıyı yaratın aynısını ve süre tutarak çözün yani bir soru bir soru bir buçuk dakika hesabı yaptığınız takdirde bana kalırsa e, yani sığmaya çalışın. 1,5 dakikaya ortalama olarak 1,5 dakikaya sığdırmaya çalışın. Yani 10 soruysa 15 dakikayı geçmemeli. Bana kalırsa ancak böyle daha hızlanabilirsiniz. Tabii ki başka yöntemleri yok mu? Yani çok soru çözmekle de ilgili, konuya çok hakim olmakla da ilgili, o öğrendiğiniz konuyla ilgili belki 200-300 tane konusuna göre değişir ama 200-300 tane soru çözmekle ilgili yani sadece süre tutarak olacak bir şey değil tabii ki ama ee, diyorsanız ki eğer benim konu eksiğim yok. Ben konuyu çok iyi bir şekilde çalıştım, yaptım. Özellikle Kaftan birlikte yaptık. Uygulama testlerimizi, ödev testlerimizi, derece testini, konu tarama sınavını yaptık. Üzerine de ben başka kaynaklardan atıyorum ben sana şimdi işte üslü sayılarla ilgili 200 200 300 tane de soru çözdüm. Ama hala o kadar hızlı değilim diyorsanız sınav esnasında süre tutulduğu için o baskıyı üzerinizde yaratabilmek adına siz de süre tutarak soruları çözün. Ee, ya ben zamanında hiç yetiştiremiyordum denemeleri ve çok sinirim bozuyordu. Ee, ne zaman ki süre tutarak yaprak testlerim ve soru bankamdaki testleri çözmeye başladım ve süre dolduğunda ben de durup yapamadığım, henüz okuyamadığım soruları yuvarlakla işaretleyip o testteki netimi o anki neticeye göre tepesine yazdım ve o benim içimi acıtmaya başladı ve bunu dert etmeye başladım. O zaman artık yavaş 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 hızlanmaya başladım. Çünkü o zaman mesela bir sonraki yaprak testi 3. sorudayken hayır ben bunu debeleniyorum ama çıkartamıyorum geç bu soruyu diyordu içimdeki ses. Çünkü yetişmeyeceğini biliyordum. Sanki ben senin yanındaymış gibi ve ben tepende senin süre tutuyormuş ve o süre bittiği zaman kalemini yere bırakmak zorundaymışsın gibi davran ve bu baskıyı üzerinizde yaratın. Ondan sonra yavaş 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 daha iyileşecektir. Ama tabi bunun başında şey geliyor o konuya yani ya da konularınıza hakim olmanız gerekiyor. Yani yarım yamalak limit bilerek olmaz. Yarım yamalak türev bilerek olmaz. Yarım yamalak permütasyon çalışmış olarak olmaz. Hepsini tam bir şekilde yapmış ve konu eksiğinizin olmamış olması gerekiyor ki bir tek bizim açığımız süreyle ilgili bu bahsettiğim şey kalmış olsun. Yani normal zamanda test çözerken süre tutmuyor olmaktan dolayı bir rehavet içinde olma durumu olsun ki biz onu süre tutarak telafi edelim deneme sınavlarında. Hadi bakalım ilk soru ekrana geliyor. Durduruyorsun, çözüyorsun. Şimdi cevaplarını giriyorsun. Başlayalım bakalım. Başlayalım bakalım. Ne diyor? İki kavanozun her birinde eşit sayıda şeker vardır. Bu şekerler mavi veya yeşil şekerlerdir. Reşil, yeşil renktedir. Kavanoz 1'deki mavi şekerlerin kavanoz 1 kavanoz 2 kavanoz 1'deki mavi şekerlerin kavanoz 2'deki yeşillere oranı 7'ye 2. Mavi yeşil, mavi yeşil. Mavinin 1'deki 2'deki yeşile oranı 7'ye 2. 7 m 2 m Kavanoz 2'deki mavi şekerlerin kavanoz 1'deki yeşillere oranı 5'e 3. 5N, 3N. Bize ne diyordu? Eşit sayıda şeker vardır diyordu kavanozlarda. Yani burada 7M artı 3N, tek bir harfe bağlı yazacağız şimdi bunları, eşittir 5N artı 2M. Buradan 2N eşittir 5M. N yerine... 5K M yerine 2K. M yerine 2K yazınca bu 14K etti. M yerine 2K yazınca bu 4K etti. N yerine 5K yazınca burada 25K. N yerine 5K yazınca burası da 15K. Ne diyor bize? Üçüncü madde diyeyim. Kavanoz 2'den kavanoz 1'e A tane mavi şeker konulduğunda her iki kavanozda eşit sayıda mavi şeker oluyor. Kavanoz 2'den kavanoz 1'e A tane mavi şeker koyulduğunda her ikisinde de eşit sayıda mavi oluyor. Kavanoz 1'den kavanoz 2'ye 2A 1 tane yeşil şeker konulduğunda her iki kavanozda eşit sayıda yeşil şeker oluyor. Her iki kavanozda bulunan toplam şeker sayısı kaçtır? Hmm. 2'den 1'e A tane mavi koy, maviler eşitleniyor. 2'den 1'e A tane mavi koy. Ardından da 1'den 2'ye 2a eksi 11 tane yeşil koy. Bu sefer yeşiller eşitleniyor. Bir kere ben bir şeyi fark etmenizi istiyorum. Fark etmemiş olma ihtimaliniz var. 25k ile 14k arası fark ne kadar? 11k. Öyle değil mi? 15k ile bu 4k arasındaki fark ne kadar? Yine 11k. Peki. Aralarındaki farklar 11k ise Sağdakinden soldakine 5,5K koymam gerekiyor eşitlensin diye. Sonrasında yeşiller için de 1'den 2'ye aradaki fark 11K olduğu için yarısı kadar yine 5,5K koymam gerekiyor. Dolayısıyla 2'den 1'e mavilerden 5,5K tane koymam gerektiğini, ardından da yeşilleri eşitleyebilmek için 1'den 2'ye yine 5,5K tane koymam gerektiğini görünce bu beş buçukla bu beş buçuk aynı olduğu için onun bana bahsettiği bu a ile bu 2a eksi 11 eşittir birbirlerine. Tamam çünkü ben k cinsinden yazdığımda onların eşit olduklarını gördüm. Tamam a eşittir 2a eksi 11. a da buradan 11'miş. Şimdi biz bunu gördünüz mü? Peki bunu görmeseydiniz ne olurdu? Bunu görmeseydiniz şöyle bir şey olacaktı. Toplamları bunların mavilerin 39K. Değil mi? Yarısı ne kadar? 19,5K. 14K'nın üzerine ne koyarsam 19,5K eder? 5,5K. Demek ki A tane dediği 3. maddedeki 5,5K'ya eşitti. Aşağıdan 15 4 daha 19K yarısı 9,5K. 4K'nın üzerine 9,5K'ya ulaşmak için 5,5K koymalı. O zaman 2A eksi 11 dediğinde 5,5K'ya eşit. O zaman bunlar birbirlerine eşit. Bölersem bunlar gider. A eşittir 2A eksi 11. Bunu söyleyebilirdiniz. Tamam ama benim daha ziyade istediğim aralarındaki farka odaklanmanız. İkisinde de aradaki fark 11K olduğu için 5.5K'lık bir transfer gerekiyor birinden diğerine. Birinde o 5.5K'lık transfer için A tanedir demiş. Diğerinde 2A-11 demiş. Eşittir bunlar. Tamam. Şimdi üst tarafta ikinci kavanozdakilerden mavilerden soldakine 5.5K geçti ya. 5.5K 11 bölü 2 demek. Bu transfer ettiğimiz için A tanedir demişti. Ve biz A'yı 11 bulduk. O zaman K buradan 11'ler gidince K 2. K 2 ise her bir kavanozda 29K. Bak bunda da 25, 4 daha 29K tane var. Yani 29, 29, 58K tane toplamda şeker varmış. K yerine 2 mi yazdık? K yerine 2 yazdığımız zaman da 116 mı yaptı? 116 tane şeker varmış. Anlaştık. Bir numara Adana'ydı. Tamam mıyız? Güzel. Durdurup yazmak isteyenler için burasını gösterdim. Peki, o zaman şimdi sıra geliyor ikinci sorunuza. Buna da mutlaka 2 dakika süre tutun. Eğer ki çizmeniz gerekiyorsa bir kağıda çizin, ardından 2 dakikanızı başlatın. Hadi bakalım sorunuz burada. Durdurdunuz. Şimdi buraya cevaplarınızı giriyorsunuz. Güzel. Yukarıdaki şekilde ABCD karesinin içine bir köşesi karenin ağırlık merkezinde olan Özdeş 4 eşkenar üçgen yerleştirilmiştir. Mavi boyalı bölgelerin çevreleri toplamı M birim. Yeşil boyalı bölgelerin çevreleri toplamı Y birimdir. 3C-M 48 köküç olduğuna göre X ne kadardır? Şuraya bir yaklaşacağım. Ben şöyle bir şey yapacağım. Ağırlık merkezinden aşağı bir dik indirdim. Ben buranın tamamını X değil de tamamını 2X olarak alacağım. Ve buraya x hatta kafanızı karıştırmayın. Buraya a, buraya a dedim. 30'un karşısı eşkenar üçgendi. Bu aynı zamanda açıortay. 30'un karşısı a, 90'ın karşısı 2a, 60'ın karşısı a kök 3. Tamam? Şimdi bu karede bu parça ne kadarsa burası da o kadardır. Çünkü burası ağırlık merkezi diyorsa bunu birleştirdiğim zaman D noktasına ulaşır bu. Hı hı. O zaman şuradaki arkadaşın ki içini ben boyayamadım aslında. Yine boyayamadım. Bir saniyecik. Sileceğim bunu. Şuradaki gördüğünüz arkadaşın ikiz dik üçgen olduğunu gördünüz. Burası çünkü 45 derece. Burası 90 derece. Burası a kök 3 kadar ise şurası da a kök 3 kadar. O zaman gri ile göstermeye çalıştığım şu arkadaşta ne kadar? şöyle yapacağım. A kök 3 eksi A kadar. A kök 3 eksi A. Şimdi maviye bak. Mavi de eşkenar üçgenin bir kenarı 2A. 3 ile çarparsam eşkenar üçgenimin çevresini bulurum. 4 ile çarparsam mavilerin toplam alanın şeyini bulurum, çevresini bulurum. Kaç yaptı buradan? 24 A mı? Peki yeşillere bakıyoruz şimdi. Yeşillerde ben şimdi onu maviyle göstereceğim. Şurası 2a kadar. Burası a kök 3 eksi a kadar. 2a artı a kök 3 eksi a. Bunu bunu eğer 2 ile çarparsam bunu ve bunu da almış olurum. O yüzden 2 ile çarptım. Ve bu bir tane yeşilin çevresi. Toplam 4 tane yeşil var. 4 ile çarptım. Yeşiller dedim. Yani yeşiller 8 şuradan ne geldi 8 çarpı a artı a kök 3 atmıyorum değil mi? <laughs> yani 8a artı 8 kök 3 a. Şimdi bize ne diyordu? 3y eksi m 48 kök 3. 3 çarpı y dediğim bu. 8a artı 8 kök 3 a bu 3y. Eksi m dediğin 24a bende kal eşittir. 48 kök 3. 3 8 24a bu 24a ile sadeleşti. 24 kök 3 a eşittir. 48 kök 3 a eşittir. 2'ymiş. a 2 A2 ise burası 2 burası 2 x dediğimiz şurasıydı. Dolayısıyla 2 2 daha x eşittir 4'tür. Şıklarda 2 var mı? Aman dikkat et. X eşittir. 4'tür. Ekrandakileri yazmak isteyenler için şöyle bıraktım. Anlaşık. Kafes 17 idi. Güzel iki tane soruydu bana kalırsa. Şekil sorular da gelir. Anlatıp size çizdirecekleri sorular da gelir. Birinci soru gibi sorular zaten kesin gelir. Tamam. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.